Çok değerli genel başkan yardımcım, sayın ilçe başkanım, il başkan yardımcım, 3. bölgede teşkilatta sorumlu başkanımız, çok değerli protokolün, çok değerli hazırın, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bizleri kırmayarak bu gecemize teşrif ettiğiniz için hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, bizim Beylikdüzü Vakfımızın hakikaten tahrimize esinlenerek Beylikdüzü'müzde hamdolsun ki hepimize bir vakıf kurduk. Vakıf kültürümüzün tarih boyunca 1500 yıllara dayanan bir kültürümüz vardır hamdolsun. Yani 1500 yıl önce Peygamber Efendimizin 7 tane gayrimenkulünü bir vakfa bağışladığını sizler de biliyorsunuz. Yanı sıra Osmanlı'da vakıf kültürümüzün ne kadar önem arz ettiğini bütün dünya ders vermiştir efendim. Yani sadece insanlarla ilgili Osmanlı'da vakıflar kurulmamıştı. Canlılarla ilgili de vakıflar kurulmuştu. Yani kuşların vakıfları bile Osmanlı döneminde kurulmuştu. Bu duygu ve düşüncelerle bizler de hamdolsun ecdatlarımızın bizlere bırakmış olduğu bu kültür için biz de Beylikdüzü olarak doğada bir boşluk olduğu gibi Bediüzzaman Hazretleri diyor ya, doğayı boş bırakmayın, bıraktığınız takdirde bir gün kendisini doldurur. Bizler de hamdolsun bu vakfımızın temeli aşağı yukarı bir yıldır attık. Bir yıldır bu temelimizi attığımız gün şunu söyledik. Dili, ırkı, rengi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye'nin 7 bölgesinde 81 ilimizde bu vakfımızın altında, bu çatı altında görev alabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi milli olan herkeste aynı yolda yürümek bizim boynumuzun borcudur. Biz bir yıldır Sayın Genel Başkan Yardımcım bir yıldır bu vakfımızı kurdu. Yani bir yıl içerisinde hakikaten çok güzel projelere imza attık. Beylikdüzü'müzde ikamet eden 135 öğrencimize burs veriyoruz Sayın Genel Başkan Yardımcım. 2500 aileye ekonomik yardımda bulunduk hamdolsun. Ama tabii ki bu yeter mi? Elbette yetmez. Ben burada Beylikdüzü'müzün huzurunda ve genel başkan yardımcımıza söz veriyorum. Allah nasip ederse 2018 yılı itibariyle 250 öğrenciye en az bu vakıf burs verecektir inşallah. Tabii ki Sayın Genel Başkan Yardımcımızın programı çok yoğun. Ben çok uzatmayacağım. 3-5 kelam edip toparlayacağım inşallah. Ben bu salonda 1200 yılların Sulhaddin Eyyub'un torunlarını görüyorum. Ben bu salonda 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın Akşemsedi'nin torunları görüyorum. Ben bu salonda Nene Hatunları görüyorum. Şerife bacılarımızı görüyorum. Ben bu salonda nice Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah liderler doğacak bu salonda. Değerli hazırım, ben hakikaten çok konuşmak istiyordum. 16 Nisan'la ilgili Sayın Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkan Yardımcımız, ilçe başkanımız gerekenleri sizlere anlatacaklar. Bu milletin kaderi çok önemli. Bakınız dün Hollanda'da Sosyal Politikalar Bakanımızın konsolosa gitmek için 30 metre kalmış ve demokraside bahseden o Avrupa var ya, 30 metrelik mesafe için orada bakanımıza müsaade edilmedi. Demokraside bahsediliyor, aynı gece bir gün için olağanüstü hal ilan ediliyor.
değerli Beylikdüzlüler, yanı sıra Almanlar, bırakmıyorlar bizim bakanlarımız orada konuşsun. Ama yapmadıkları bir şey var. Hesap yapamadıkları bir şey var. Bilmiyorlar ki bu millet tarihiyle bağdaşan, kültürüyle bağdaşan, tarihte çok önemli ders çıkaran bir millet olduklarını hesabını yapamıyorlar. Ve Allah'ın izniyle siz Beylikdüzlüler olarak inşallah 16 Nisan'da en güzel cevabı Beylikdüzlüler vermeye hazır mı? Bakınız, bütün şer odakları bir araya gelmiş, efendim Türkiye ile uğraşıyorlar. Acaba niçin uğraşıyorlar? Nedeni var mı? Elbette var. Çünkü artık eski Türkiye yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman şu sözü kullandıktan sonra bütün dünya kudurdu bu konuda. Ne dedi? Dünya beşte büyük mü değil mi efendim? Büyük mü değil mi? Madem ki dünya beşten büyükse, o zaman bu dünyanın içerisinde de en büyük Allah'ın izniyle Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızdır, doğru mudur? Peki ben bu duygu ve düşüncelerimle beni sabırla dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bütün annelerimizin emeği var. Sadece emekçi kadınların emeği yoktur. Çünkü her kadın bir annedir. Her anne kutsaldır. Cennet anaların ayağının altındadır. Ve ben de bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.